Merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün size nebidon nedir? Testosteron eksikliğinde tedavideki yeri nedir, nelerdir? Bununla ilgili kısa videosunuz olacak. Bildiğiniz üzere testosteron tedavisinde son 20 yılda artan bir ilgi alaka vardır. Neden? Testosteron eksikliğinde erkeklerde yaşam süresinin kısaldığı, mortalitenin yani ölüm oranlarının arttığını, kardiyak yani kalple ilgili patolojilerin arttığını ve kullanıldığında hastanın yaşam kalitesine, refah seviyesini yükselttiği birçok çalışmada ortaya konmuştur. Ama testosteron preparatlarının yani testosteron ilaçlarının en büyük eksiklerinden birisi kas içine enjeksiyon şeklinde yapılması. Yapıldıktan sonra testosteron hızlı bir şekilde yükselmesi, fizyolojik seviyenin üstünde seyretmesi. Yenilenme dozu geldiği zaman, yenilenme zamanı geldiği zaman ise fizyolojik seviyelerin altında seyretmesi, testosteron belli bir seviyeler arasında korunmasının zorluğu olduğu için birçok ilaç çıkmıştı piyasaya. Bu aralık da genellikle aslında 1000 ila 600 nanogram, 1500 ila 600 nanogram arasındadır aslında korunmaya çalışılan seviye 600 ila 1500 arasındadır. Yani şimdi bu seviyelerin arasında çıktığı zaman testosteron zararları görünmeye başlıyor. Üstte de olsa, altta da olsa hasta ortadaki bantta gitmesi gerekiyor. Bizim burada en son kullanılan, en son onaylanan ürünlerden bir tanesi de testosteronun önünde kanat yani Nebido. Nebidonun avantajı hastayı enjeksiyon sıklığından kurtarması. 3 ayda bir enjeksiyon yeterli olması ve kanda stabil bir testosteron seviyesi sağlaması avantajlarından birisi. Burada testosteron ünde kanatın hipogonadizm nedeniyle tedavi yapılan çalışmasını görmektesiniz. Burada hastalarda ilk doz 6 hafta sonra yapılmış. Ondan sonra dozlar 3 ayda bir yapılmış. Buradaki hipogonadizm hastaların ortalama testosteron seviyesi 100 civarında, 100-150 arasında. Hastalarda 1 yıl boyunca stabil bir testosteron seviyesi sağlamış. Onun dışında Nebidon'un ne gibi zararları vardır? Nebidon'un zararları klasik testosteron uygulamalarındaki zararların aynısına sahiptir. Yani daha önce bununla ilgili video çekmiştik. Testosteron tedavisinin yararları ve zararları ilgili bir video çekmiştik. Oradaki zararların hepsini testosteron undekanat, Nebido'da ortaktır. Aralarında bir fark yoktur. Şu anda SGK ödemesi yok Nebidon'un. 400 küsür lira civarında bir ücreti var. Hatırladığım kadarıyla güvenli olarak kullanılabilecek bir ilaç. Dediğim gibi dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.